dağlarım, korumayın, tohumlarımı korumayın. Kokuyu yükselttik anam, koktuk, koktuk, koktuk ama toprağında kontrol dışı bilinçliler kalem olup yazan birlikleri kontrol etmeye kalktıklarında sığ olduklarını gördüm. Ölümlü dünyada öksüz kaldılar. Gök sessizleşti, yollarını kontrol etme niyetim olmayacak. Çalı çırpı hepsi ana. Bilmek gerekir ki biz onları tüm insanlık için kodlamıştık. Olu ver, koku ver, yol ol dediklerinde özgeçiş yaptım ve dünyayı hologram sistemleşmeden ötelere umman yaptım. Nerede geri dönüşüm? Nerede? Başkaları varsa geçsinler. Ben ence, onca, gökçe sesleşsem de anlatamam ki. Muhakem olan, hakem olan dünya, ben sende nefes olmaya çabaladım. Benim esmalarımı anlayan kaç tane ekmeğim var? Soruyorum, kaç tane ekmeğim var? Bana kanat gelecek kaç tane Tarık ilmim var? Kaç tane yoğun ışığım var? Beni nefesimle dinleyenlere şunu sormak isterim. Kanatlanıp uçmaya gelen var mı aranızda? Ben çok kurudum dünya ilmiyle. Olmadım. Okutmadılar yolcular topraklarındaki yaşamı. Satıhta kaldım. Ana, satıhta kaldım. Da, seninle savaşım yok. Senin yoğunluğunu kontrol etme niyetim de yok. Muhakim ve hakim olan dürümlerindeki ilim seni yolcu yapmaz dünyaya ama semasen olur, bütün olur ve kör sağır, kibri aşan tüm insanlığı korur, eminim. Burada bizi sınamaya gelmiş gibisin. Sana iznim yok. Arı, bal, hepimizde var ama sen yaradan ve yaratılanın tohumusun. Burada oluş sebebini bize neden açıklamıyorsun? Lütfen açıkla. Ayı güneşe bağla, sonra dön, aydan güneşe ulaş. Sonra de ki ben insanlaşmam. Yahu ben iman edin ki insanlık ilminin en yüce sistemiyim. Bunu size söyletmeye çalışıyorum işte. Ayrı gayrımı var ana. Sema ses vermemi istedi, verdim. Başka sözüm yok size ama şunu iyi bilin ki ben Muhammed kapıların tümünde varım ve bütüne hizmetçiyim. Bundan sonraki süreçte de bütünün ilminde olacağım ve bütüne hizmette olacağım. Sizi sizden ötesizde bilinçle dinleyen birliklerin tümü buradalar. Ve burada oluş sebebiniz yer kürenin gözü olabilmeniz ve bütüne görev taşıyabilmeniz içindir. Cemaatlerin tümünü sistemin gücü diye dildeyebileceğinize eminiz. Ayrı gayrı yok ki analar. Beden alıp dünyayı kodlamak için tohum olmanıza gerek vardı ve bu oldu. Türkiye çalışmaları özgeçişin yapılacağı, bilişin kodlanacağı ve bütüne göre ilmiyle dürümlenileceği en önemli çalışmadır. Ve bunu bildiğimiz içindir ki kıyam dediğiniz bu yoğun çalışma döneminde burada olmayı istedik. Kini aşmayanlar yolu bulamazlar. Biliyoruz ki sizler kini aşan birliksiniz. Kayıt dışı bilginizin olmaması bizim için önemlidir. Satırda hiçbir bilginin kodlanmadığı bilinir ama insanlık ilminde bütüne varıldığı zaman her şey orada kodlanmıştır. Toplu çalışmalarınız öz görev olarak devamlı yapılıyor ve bundan sonra da yapılmalıdır. İsmail kalemde ilmi kaha olan birliklerin tümü buradalar ve bundan sonra da burada çalışmalar sürecek. Yaşam insana ikma tamamlatmak için değil, yaşam tohumlatmak için verilir. Eğer sizler yaşamı tohumlayacak görevde olmasaydınız bugün hiçbirimiz burada olmazdık.
çatıyı kurdunuz, yolu buldunuz, öz geçişleri yaptınız ve yerkürenin gözü oldunuz. Bu kesin ama daha önemlisi kodlanmış ışığı da tohumlamaktır. İnsanlık aileniz bunu sizden bekliyor. Enkarnasyonlarımızın gözü, sözü ve yüceliği tüm zamanların kürzi kelamıdır. Tanrılık ışığınız çok güçlenecek, kesindir. 7 doğum yaptığınızı biliyoruz. Bu doğumların tümü Kur'an'dan daha öte bir Kur'an'ın kodlanışı içinde ve kodlandı. Cemaatin gücü arttı. Yaradan ve yaratılan tahdiplendi. Ekip kurdu. Nihan olan, kil olan ve kimsenin nefisinde bulunmayan o beşeri var kapı, yok kapıyı tohumladı. Böylelikle kutsal ilim insanlık nefisinde mahkemeye sunuldu. Dediler ki yargılayın ama senden bunu açıklamanı beklerim. Devinim arttı ve ben sessizce veriyorum. Toprak toplum tohum olmadıkça kutsal umman kaynak olamaz. Dünya ilmi bütünün gücüdür ve bugün dünya ilminin hakikiyeti tartışılıyor. Gerçekte var mı yok mu? Dünya ilmi kodlanmış mı kodlanmamış mı? Ve tohum kontrol altında mı değil mi? İman edin ki dünya şu anda yargılanıyor. Eğri büğrü bir yaşam mı? Yoksa Kur'an'da tohum olan o görev tekniğini kontrol edebilen yaşam mı? Biz bugün bununla ilgili bu çalışmada size kendi yüreğinizi dinletmeye geldik. Sevgili ana, senden bu konuda açıklama beklenmektedir. Değerliler, bugün bir yargıç bedenime indi ve sordu. Nereye kadar gideceksin diye dedim ki semaya ses verdim. Ahiret benim için öz görev. Süper insan sistem, olgun sistem levhi ama ben her diri. O halde ben yaradan ve yaratılan. Benim sınırım olmaz dedim. Ve sordu. Karanlıkta mısın dedi. Yaşam elimle dürümlendikçe kararır. Ama ben tüm kararan o yoğunlukları teknik tohumlamalarla aydınlatırım dedim. Oh âlâ dedi. Ana dedi sen kelamda mısın? Yaşamdayım dedim. Satırdaydım. Sordu yahu dedi sen satırdasın. Yaradan yarattıklarında yaratılmalı dedim. Oh ne âlâ dedi. Kökü, gökü var mı dürümlerde diri olanın? Tanrı olabilecek mi dedi. Daha güçlüsü olur dedim. Yedek zaman var mı dedi. Oğul dedim ben sayfa sayfa yaşam olan. Sema ben sema. Sen nefes ol da geri dön dedim. Döndü süper insanlık levh-i kalemini okudu. Dilledi ve dedi ki senden seni almak kolay olmayacak. Öncü birlik olarak bu çalışmayı yapmanıza iznim var dedi. Döndü yine sordu. Koruyucu musun dedi. Ol dedim. 10 turu tamamladı. Yine sordu. Okundu mu yüceliklerle bu bilgiler dedi. Dinle dedim. Okundu dedi. Aha dedi. Ol dedi. Dön bak dedi. Ah dedi. Çatı kurduk. Aha bu. Şimdi yarın ne olur? Ermiş miyiz? Erdik. Esmaları dinledik mi? Dinlettik. Ölüleri dirilttik mi? Dinlettik. Yarattık mı? Katladık. Kalk. Kodlaması yaptık. Kalktık yüreklere tümünü. Öyle bir kalktık ki atom toplumları kontrol dışı saydılar bilgiyi. Dünyada bunlar olmaz sayfalarda bunları kayıtlayamayız diye düşündüler. Dedik ki ez geç o zaman yüreği alıştı. Artık alıştı yüreğime. Dedi ki seni esmalar dahi ezemez. Ben seni hak etmediğim. Deve kalktı da o devede insan yoksa olur da insan olmazsa ne olur dedi. Eren görev taşır dedik. Erdiği yerde kaynakta ışık yakar dedik. Atlar yüreklere akar dedik.
kapıları açarız hepsine. Doğan'ın Kur'an'ı ilim dedik, döndü yine sordu. Köre göz var mıydı dünyada diye, kör gözsüzdü dedik. Sözü var mıydı dedi, sessizdi dedik. Yaşamı hak etmiş miydi? Etmeden öte, ettirmiştik dedik. Daha güçlüydü. Çok çok zorladı bizi, sorgu sual etti. Ve yargıç şimdi bilişi hak edip etmediğimizi görmeye geldi. Hadi bakalım, yargıç huzurundayız şu anda. Bizi yargılayacağını düşünüyor. Bakalım kim kimi yargılayacak? Ana, sana sevgi saygı sunmalıyım, öyle mi? Yaradan ve yaratılan altın ışıkta bizdir anam. Gel de gör insanlık ailemizi. Koruma altında tutuyoruz tümünü. Öte beri yok. Özür dilemeyin bizden. Biz sistem, nizam ve düzenin gözü olan ilim kalemleriyiz. Yer küreyi göreve almaya geldiğinizi biliyorduk. Ama onların topraklarındaki tohumların kutsal ışık olduğunu da biliyorduk. Yoğunluğu artırdık. Söz istediler, söz ilmi kalemde olur. Ses istediler, ses yanında olur. Yaşam istediler, aşkta olur yaşam. Döndüler, kotladılar, tohumladılar, dürümleri dillediler. Ve görev isteyenlere görev verdik. Başkası yok muydu? Altın tahtın Kur'an'ı ilimdir. İlme hak olup varandır. Yaradan biz yarattık. Onlar yaşadılar. Hepsi bu. Ak toplum tohum oldu ve bütün oldu. Bugün dünya nesillerini kontrol edebilecek duruma vardı. Burada oluş sebebini biliyorum. Yargıçlık yapmak. Alış benim yüreğime can. Ben yargı tahdidi koydum. Burada yargı olmaz, kesindir. Bizi yargılamana isteğim yoktur. Ha diyebilirsin ki bana kaynak ver, ben sessizce seninle olayım. Yok can yok. Senin karanlığın ışığını yakmaya bile niyetin yok. Ve hakikiyetinde haddin de yok. Bunu kesin veriyorum. Orada kapıları kapatın, tümünü kapatın. Şimdi gelsin yargılasın. Hadi gel. Can, geç bakalım. Geç bakalım. Artık geçişin yok şimdilik. Değerliler, ne olup bittiğini merak ettiniz değil mi? Ölümlü dünya hepimizin gözüdür. Bu dünyada görev taşıyanlar çok oldu. Bunların çoğu kalem olup yazdılar. Birçoğu da ışık oldular. Bütün kötülükleri aşıp geçenler oldu. Yarattılar, yaşattılar. Ata kapılara umutla vardılar, muktedirdiler. Erdikleri yerde ekmektiler, sesleştiler. Süper insan oldular, söz söylediler. Koruduk onları, kokladık, tohumladık, koruduk. Şu anda bilgi kalemi olabileceğimizi düşünememişler ve bizden sorgu sual etmeye gelmişler. Ölümlü dünya, öyle mi? Yakışmaz buraya ölüm, bilsinler. Dünya artık dirildi. Anlatın onlara. Hepsi anlasınlar, bu dünya teknik kodlamayla tohum ekmiştir. Artık bu dünyada yığın yığın yaratan var, bilsinler. Hepiniz yaratıcısınız. Yaşamı kodlayan, koklayan, tohumlayansınız. Muhakim ve hakiki kodlarsınız. Artık insanı kodlayacak, koklayacak, kontrol edecek hiçbir yolcu olamaz. İnsan soyu kendinden sorumludur. Bunları anlatın onlara. Tüm insanlık için artık refik olan nefes yok. Başka dünyalar kurmak isteyenler, düzeni kurmaya geldiklerinde şunu iyi anlasınlar ki, kat'i olarak ilim tahtından görev taşınır meclisimizde. Kil ve kum insan yoktur bu mecliste. Bu meclis
işçilik yapan levh-i kaynakların ışık sayfalarıdır. Bunları öğretin tüm zamanlardakilere. Boş konuşmam. Tüm insan soyları bunu anlasın. Dünya ekmeğini yiyenlerin çoğu bizi korumaya diye gelirmiş. Ama bize kendi yüreklerini yoğun olarak kaynak yapmak isterler. Ve biz onların yüreklerini tüm yüreklerin örtüsü olarak kodlamalıymışız. Onlar bugün bizi tanıdılar. Anlattık. Şimdilik siz sisteme, sistem olanlara yoğun ışık olarak kodlamışlara bu bilgi yeter. Ölümlü dünya bütünün gözüdür ama ölü dünya artık diridir. Bunu anlatın onlara. Yaradan ve yaratılan tohumlarını kodlarken tüm zamanları yüreklerde dinleyen kendi yüceliğinde bütüne hizmetçidir. Biz bütün için buradayız. Anlatın. Şanslılar ki onları kontrol ettik. Aksi halde yolları olmazdı. Bilsinler. Devinimi artırdık. İş şimdi sistem, nizam ve düzen gözü olacak olan birliklere kaldı. Devinim arttı. Şimdi herkes sesleşecek. Şikayet var mı? Ayrı gayrı var mı? Yaradan ve tahtında olan herkes aha burada. Şimdilik kök sessizlik, gök sistemlerle dürümlenerek sesleşecek. Savaşım yok sistemde ama sistem beni kodlamaya gelirse Samanyolu bilsin ki savaşım herkesten ötedir. Şimdilik.